kazanırsak çok güzel günler bizi bekler iki ülke olarak diyorum. Aynen öyle. Acun abi geçen hafta Sinan abi bir çağrıda bulunmuştu sana, bilmiyorum kulağına geldi mi? Robin Van Persie'yi ve Wesley Snyder'ı yakın zamanda Survivor'a götür Acun diye bize seslenmiş. Türkiye kurtulsun. Türkiye kurtulsun diyor bunlardan. Türkiye kurtulsun. Ben Fenerbahçe'm Galatasaray kurtulsun diye. Ya ben söyleyeyim. Snyder'le iyi bir dostum var benim. Gerçekten çok değerli bir futbolcu. Ve zaten Sinan abi dedi ama sonra Snyder galiba o yükü biraz üzerinden attı oynadığı futbolda ki. Önemli maçlarda önemli golleri de var. Van Persie için de şöyle söyleyeceğim. Boyu çok uzun. Survivor'da çok uygun değil açıkçası. Tempoyu çıkarabilir mi tempoyu? Van Persie tempoyu çıkarabilir mi? Oradaki tempo. Van Persie zor abi. Van Persie zor. Bak düşünebiliyor musun? Fenerbahçe'nin santrafor orayı çıkaramıyor temposu. Çok etkili olur da Van Persie için çok olumlu konuşamam şu anda. Allah Allah. Ama büyük iş olur Robin Van Persie. Atiba giderse. Atiba. Harika. Acun abi Atiba herhalde en uygun olan Atiba. Ya Acun Atina'da da şu an selebriti oldun mu ya? Tabii bütün canım. Atina sokakları, tabii, bütün tabii Yunan sokaklarında mesela çıktın Acun Ilıcalı. Şu an yani tabii tam bir selebriti oldun mu? Sen objektif adamsındır. Kendin de olsa objektif değerlendirirsin. Nasıl? Abi şöyle şimdi rating çok yüksek olunca ben Yunanistan'da program tuttum. Bir ay önce. Evet. 15 gün evvel Atina'daydım. Sokakta yürüyemedim yani. Aynen. Yani sağ olsunlar evet. Çok büyük bir sevgi gösteriyorlar. Çok önemli. O da tutuk veriyor tabii yani bana. Çok önemli. Şöyle, tamam. Yani zaten Yunanistan'da belli... selebriti olmuş Acun. Sevgili bitti. Acun abi şuradan da belli biz. Orada, ben oradaki reytingleri de çok merak eden birisiyim. Oraya da bakıyoruz. Orada da Survivor sizin yapımlarınız sürekli birinci Acun çıkıyor. Mu, onu da biliyorum. Acun mu ne diyor? Akun mu diyorlar? Acun mu diyorlar? Nasıl okuyorlar Yunanlar ismini? Yok Acun diyorlar çünkü programda Acun diye geçince onu öğrendiler. Acun yani, diye öğrendiler. Ama çok... normal yabancılar beni Akun der ama Akun. Yunanlar Akun olduğunu biliyoruz. Yani. Akun diyorlar. Yani ben bir de şunu söyleyeceğim. Benim de yapımcı arkadaşlarım var. Yunanistan'dan gelen dostlarımız var. Benim kendi düşen ağlamazla ilgili olarak. Geldiklerinde direkt olarak sizle görüşmek istediler. Ben dedim ki Dominik'te şu anda. Hani onu da söyleyeyim yani. Burada Acun, görüşmek istediklerini söyleyelim. International celebrity olmaya doğru gidiyor. Çok memnun oldum valla. Harika. Acun, Atiba şampiyon olur mu Atiba Survivor'a gelse? Vallahi Atiba düşünmek lazım. Onun da boyu uzun abi. Yani olmaz. Boydan kurtarmıyor. Yani parkurlarda Atiba da çok zorlanır. Acun Emre Belezoğlu'nu al. Emre Belezoğlu boyu uygun. Survivor'da dur ya. Yaşı 37 oldu Emre'nin ya. Yavaş ya. Bir Survivor'a gitsin. Sürpriz olacak mı? Emre'nin daha 4-5 yılı var abi. Onun için erken şu anda. Abi, doğru. Abi 4 sene daha mı oynayacak? 41-42. Çıkaramaz diyor. Acun abi. Emre Belezoğlu uygun ama Survivor'a değil mi Acun? Valla ben Emre'yi futbol sahalarına çok yakıştırıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. İtalya'da Totti olayı yaşandı biliyorsunuz. Biliyoruz ya. Bütün stad ayaktaydı geçen gün Totti oyundan çıkarken. Doğru. O yüzden bu futbolun şunu anladım. Emre bunu gösterdi. Yaşı olmuyormuş demek ki. Ryan Giggs de var tabii. Doğru. Yaşı, evet. Peki Acun bu grup, bu ekip beyaz futbola yarışmacı olarak gelse ne olur? Ne olur abi oynamaya mı gitsek? İlk haftime ilerletiyorum ben. Değil mi? Biz bir birinci hafta top biz iki gün aç kaldığımız zaman ben Acun'dan bir haftalık büyük para isterim o kadar. Bir hafta bir hafta sonra giderim çünkü. Bir hafta. Hiç tempoyu kaldıramayız biz. Efendim abi, sen kazanırsın gibi geliyor bana. Bak. Sen çünkü yani iyi bir sistem kurarsın orada öyle düşünüyorum ben. İyi bir sistem. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu hakikaten çok şey, ben tabii bakıyorum da şimdi şu isim kazansın dedim mesela. Acun öteki taraftan felaket bir fan grubu mesela saldırmaya başladı. Bu dedik falan acayip bir, yani Türkiye'de acayip bir şey başlattın, inanılır gibi değil. Yani bu programa hasta olduk. Yani gündüzlüğün panoramasından beraber ben bak yorumcuları bile çok biliyorum ha. Bak onu, mesela İhsan diye bir çocuk var. Bayılıyorum mesela ben onun yorumlarına. Harika yorumlar Sinan yapıyor. Aynen İhsan. İhsan nasıl? Sinan abi Acun seni kırmaz. Ha. Bizim Sabri'yi alabilir mi oraya? Sabri Survivor'a. Sabri ise bizim kırmızı. Ya Sabri de oynuyor ya yapma Sabri. Ya. Acun Sabri. Abi, Acun abi sürpriz olacak mı? Survivor'da sürpriz var mı? Sürekli böyle zaten 2 haftada bir, 3 haftada bir görüyoruz bu sürprizleri. Valla sürpriz artık bu saatten sonra finale geldik. Hani bizim de sezonumuzun son 3 haftası. Bu saatten sonra kimin kazanacağını merak ediyoruz. İnşallah hak eden kazanır. Ben inanın hani bu sene çok heyecanlanıyorum aslında ama bu seneki kadar şampiyonluk adayı olduğu çok az olmuştu. Ünlüler takımı çok iyi. Gönüller takımında da var birkaç aday. Merakla bekliyorum ben de. Yani çok heyecanlıyım. İçinde olduğum için ayrı bir heyecan yaşıyorum. Bu Sabriye kardeşime, kızıma benden bir selam yollar mısın orada gittiği zaman?
benim hemşerime. Ayşe de çok seviyor onu. Onu çok seviyoruz biz Sabriye'yi. Ama İlan Mansız şampiyon olsun diyorum. Ayrı bir şey o. Beştaşlı olarak o. Ama Sabriye'yi çok seviyorum. İlan elenme potasına girdi galiba. Yok öyle bir durum. Ya, yok değil ya. Volkan'la evet, şey. Öyle bir pota. Nerede o keşke? Yok mu abi? Ne alakası var ya? Bu akşam İlan'la Adem kendilerini yazdırdılar. Doğru. Evet. Kendilerini yazdırdılar. Ve gönülleri karşısına çıktılar. Ama Sabriye'ye bir şey olmasın da kızımıza. Hemşerime benim. Boksör hocam biliyor musun? Boksör. İlla sporcu Acun abi. Bu akşam sen iki kez sevindin. Fenerbahçe ile beraber Real Madrid'in şampiyonu da var. Real Madrid'in evet, şampiyonu. Evet maalesef. O da Arda ile maç önce konuştum da. Doğru. Çok ümitleri yoktu zaten. Bir rüyaydı onlar için. Hani, bence Barcelona açıkçası Real Madrid maçında bilmiyorum. Tabii hepiniz seyretmişsinizdir. Orada üstadlar var ama benim son 10 yılda seyrettiğim en iyi maçlardan biriydi yani. İlk 10'a koyarım. Evet. Olağanüstü futbol vardı. Kesinlikle. Bizim derbinin üzerine gelmesi başka bir duygu yaşattı o gün. Yani İspanya'daki futbol da tabii apayrı bir futbol. Arda'nın şampiyon olmasına takımıyla beraber isterdim ama kısmet olmadı bu sene. Doğru. Evet. Oğulcan nasıl Acun? Yanında mı Oğulcan? Oğulcan hep yanında abi. Vallahi yani Oğulcan çok seviyoruz biz. Bize çok kalsın, yardımcı da oluyor. Survivor ailesinden attı o zaten. Vallahi ya aynen. Söyleyeyim, söyleyeyim. Yarışmacılarla futbol maçı yapmak istiyorsunuz. O gün Oğulcan gelememişti. Evet. Şimdi yarışmacılar voleybol maçı istediler. Ben de dedim ki siz kimsiniz ki bizden voleybol maçı istiyorsunuz? Ondan sonra şaşırdılar şimdi nasıl yani filan. Dedim ki hani ben kartını saydım zaten. Ben dedim Oğulcan dedi. Şimdi mecburen İstanbul'a götüreceğim. İstanbul'da voleybol iyidir. Aferin mecbur sana. Olarak yarışmacılara karşı çıkacağım. Çok da büyük bir ödül vereceğim. Nasıl olsa kazanamayacaklar. Onun rahatsız içindeyim tabii. Sen biliyorsun değil mi? Acunların ben bir maçını yönettim. Acuncum şeyde hatırlıyorsun Beylerbeyi'nde 5 evet, dakika evet. kala geldiler gece hocam. Beşte. Bak 5 dakika kala maça geldiler. Rakip kim biliyor musun? Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus bildiğin hakemler. Onlar iyi oynadılar. Bak dinlesen bir ısınıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Uçuyorlar. Tabii falan tabii. Filan iddiaya girdim ben. Ben dedim ki bunlar abi baktım sen Acun'un takımına baktım yürüyor. İnanılır gibi değil ya takım falan filan. Acunlar yendiler biliyorsun değil mi? Hakemleri yendiler. Evet yani, hocam onları biz... yendiler. Acun iyi futbolcu zaten Acun, ya. Acun sağ ayaklar eksik. O zaman sağ ayaklar eksik taktım adını Acun. bu arada Ahmet hocam geçen gün gollerim varken orada benim gollere fotomontaj mı bu ne filan cümlelerini duydum. Dominik'ten. Doğru. Fotomontaj demişsin gollerini. Acun dedim. Evet. Ahmet hocam ben size bir tapten yollarım bir ara tapten. Fotomontajsız görürsünüz beni. Tam bekliyorum Acun. Bekliyorum. En iyi on gol. Acun abi olsun gönder. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Başarılarınızın devamını diliyoruz. TV8 ailesine de buradan sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün maçtaydı. Acun Ilıcalı'da Fenerbahçe maçındaydı. Hocam, o da izleyenler arasındaydı. Bak hocam, aslında Acun'a bir şey sormayı unuttum. Ne hocam? Bak Acun kapattın mı? Kapattı. Kapattı abi. Ya, şimdi aklıma geldi biliyor musun? Neyi? Keşke şu Dursun Özbey'i alsa da Survivor'a espri tabii. Ya bir şey diyeceğim. Bu Survivor eskiden sporcu olmayan tipler de kazanıyor. İlla sporcu. Ama artık sporcu olmak lazım. Şimdi diyorlar ki.